Günümüzün Müslümanları bile Allah'ı bilmiyor. Allah demede yalan söylüyorlar. Yalan söyleyen bir insanın, iftira eden bir insanın, başkalarının kusur ve ayıplarıyla meşgul olup, kendine dönüp bir kerecik nazar etmeyen bir insanın Allah'ı bildiğinden söz edilemez. Yalan söylüyor o. Ben Müslümanım derken yalan söylüyor. La ilahe illallah derken yalan söylüyor. Muhammedur Resulullah derken yalan söylüyor. Nazarı hep başkalarında kusur aramada. Başkalarında kusur arayan bir insan ömür boyu kusur irtikap eder durur. Dönüp kendine bakmaz. Kendi kırığını, gediğini tamir etme azmi ikdami içinde bulunmayan bir insan sürekli kırılmalarını kırılmalar takip eder. Eğrilmelerini eğrilmeler takip eder. Hele bir de sağında solunda müdahin, rüşvete hediye diyenler varsa, çalmaya çalıyor ama hizmet ediyor diyenler varsa, böyle müdahin yağcı demek, böyle yağcılar varsa, bu kendini bilmez densizleri bütün bütün küstahlaştırır, şımartır. Başkalarına suni kusurlar uydururlar ve hep onlarla uğraşır dururlar. Tepeden tırnağa leke içindedirler, cife içindedirler, levsiyat içindedirler, zift içindedirler. Ve hele bir de o zift duygularını neşreden bir zift neşriyatları varsa, onunla günah keçileri bulmuş, onları karalayıp duruyorlarsa, suçlu artık belli ve malum. Bizim hiçbir kusurumuz yok. Kendilerini mualla, müzekka, masum, masum, mahfuz, melekler gibi görmeye dururlar. Ve bu duygu, bu düşünce, bu mülahaza, şeytanın pabucunu dama attıracak cinayetler işlettirir onlara. Tarihin değişik dönemlerinde böyle ifritten ruhlar hakikaten şeytanın pabucunu, bu Türkçemizde bir idiomdur, şeytanın pabucunu dama attıracak cinayetler işlemişlerdir. Ama kendilerine mualla, müzekka, Müslüman nazarıyla bakmışlardır. Cinayetlerin en büyüğü de dünyalarını mamur etme adına İslam'ı argümanları o mevzuda basit birer çekiç gibi, birer çivi gibi, birer tornavida gibi kullanmak suretiyle esas dünyalarını mamur etmeye çalışmışlardır. Dinin imana müteallik mesaili, İslam'a müteallik mesaili, ihsana müteallik mesaili, ihlasa müteallik mesaili sadece dilin ucuyla telaffuz edilmiş ve bunlar aynı zamanda Allah Resulü'nün beyanıyla levsiyat, اَدْدُنْيَا جِيْفَتُنْ مِنْ حَيْسُ هُوَ هُوَ kendine bakan yanıyla Cenab-ı Hakk'ın esma, sıfat ve efalini gösteren yanıyla değil, ahiretin mezrası olan yanıyla değil, oraya sizi götüren bir koridor olma yanıyla değil, nefsine bakan yanıyla cife ve onun arkasından koşanlar, meseleyi saray yapmakla ömür tüketenler, filolar icat etmekle ömür tüketenler, villalar yapmak suretiyle nefislerine tatmin arayan bedbahtlar, talihsizler, gamkinler, hayatlarını böyle sürdükleri sürece bir sürü mabudun arkasından farkına varmadan koşmuş olurlar. Dünyaya taparlar, zevke taparlar, bohemliğe taparlar, şehvati nefsaniyeye taparlar, bedeni arzularına, garizeyi beşeriyeye taparlar. Kendilerinden sonra nesillerinden gelen, kendi sulplerinden gelen insanların aynı levsiyatı yaşamaları için onlara da öyle bir ortam hazırlama istikametinde, öyle bir ortam hazırlar, onları da kendinden sonra putperest haline getirirler.
böyle putperestler ara sıra camiye gitseler de, Müslüman deseler de, cedlerimiz deseler de, onlar için ocaklar açsalar da, bayraklar dalgalandırsalar da, bunların Lata, Menata, Uzza'ya, İsaf'a, Naile'ye tapmadan farkları yoktur. Zevs'e, Afrodit'e, daha ne bilmem Allah'ın belasına tapmadan farkları yoktur. Bütün putlara tapmadan sıyrılmanın yolu Allah'a kulluktan geçer. Her şeyi onun için yapmak ve bütün dünya ve mafihayı nefsi itibariyle, dünyanın dünyaya bakan yanı itibariyle elinin tersiyle itmeye bakar. Dünyanın arkasından bir yarış atı gibi koşan bir insanın, rica ederim, ben Allah'a inanıyorum demesine, ben inanmıyorum, siz de inanmayın. Bir gün inanmış, kalmış, destek vermişseniz, büyük bir cinayet işlemişsiniz. Bundan dolayı, bundan sonraki hayatınızı hep tövbe istiğfarla, hem de bir kere estağfirullah değil, katrilyon defa estağfirullah. Biz zalime adil dedik. Cebbara, hotfuruşa Müslüman nazarıyla baktık. Müslümanlığı, Müslümanlığa ait değerleri, dünyalarını mamur etme adına birer argüman olarak kullanan, İslam'a en büyük ihaneti yapan, Ebu Cehil'den daha korkunç ihanet yapan, Utbe'den, Şeybe'den daha korkunç ihanet yapan, onlar dinin karşısında olarak dine karşıydılar. Efendimiz onu biliyordu. Hamza da biliyordu. Ömer de biliyordu. Ebu Bekir de biliyordu. Radiyallahu anhum elfe merratin. Hepsinden Allah binlerce razı olsun. Biliyorlardı. Ve ona göre stratejileri vardı. Planları vardı. Bunlar birer canavar. Belli artık. Çizgileriyle belli. Tavırlarıyla belli. Bu köşede olmasa başka bir köşede Gulyabani gibi karşımıza çıkacakları da mukadder diyorlardı. Dolayısıyla işleri çok ağır değildi. Aşarlardı Allah'ın izniyle ve aşmışlardı Allah'ın izniyle. Ama İslam'a argümanları kullanmak suretiyle bir yönüyle sizin karşınıza öyle çıkan kimseler, La ilahe illallah diyor, dilinin ucuyla söylüyor. Bu söylemeyi bile bir getiriye bağlıyorsa, dünyevi bir getiriye bağlıyorsa, oysa ki Müslümanlığın esası adanmışlığa dayanır. Kendi için yaşamamaya dayanır. İhya etmeye dayanır. Bir basu badel mevt eri gibi israfil olmaya dayanır. Ben açımdan öleyim. Ben sefil yaşayayım. İnsanın iftar tablosunun buyurduğu gibi. Allah'ım beni miskin olarak, yani hiçbir şeysiz yaşat. Hiçbir şeysiz canımı al, öldür. Hiçbir şeysizlerle beraber haşreyle. Miskin tabirini kullanıyor. Fakirin ötesinde bir yokluğa maruz insan demektir. Allahümme ehyini miskinen ve emitni miskinen ve ahşurni me'al mesakin buyuruyor. Bütün dünyalar akıp ayağının dibine geldiği zaman ona karşı duyduğu endişe var. Bahreyn'den gelen o zengince ganimet karşısında mübarek parmağını, o parmağa bin ruhum kurban olsun. Mübarek parmağını kaldırıyor ve işaret buyuruyor. Ben başka şeyden değil, şey derken umuma delalet eder. Roma imparatorlarından değil, Pers imparatorlarından değil, şu mevzuda birbirinizle yaka paça olmanızdan korkuyorum der. Onun için yarışa gireceksiniz. Dünyanın debdebesi, alayişi, serveti, imkanları mevzuunda yaka paça olacaksınız. Aman ona ilişirler diye binde bir ilişme ihtimali olan insanları ademe mahkum etmek suretiyle kendinize göre dünya perest olma güzergah emniyetini temin etmiş olursunuz.
öyle davranıyorlar. Hedeflerine, dünya adına hedeflerine varmak için namı celili ilahiyi, Allah Celle Celaluhu ismi şerifini kullanıyorlar. Muhammedur Resulullah ismi celilini kullanıyorlar. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rüsulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ hakaikini kullanıyorlar. Ne için kullanıyorlar? Bir gün İsrafil'in sur sesiyle toz duman olup gidecek şu dünya için, dünyadaki villaları için, filoları için, yalıları için, giderken arkadan alkışlanmaları, takdir edilmeleri için, şunu yaptı, bunu yaptı dedirtmeleri için. Fakat Allah Celle Celaluhu öylelerine sonuna kadar hiç de fırsat vermemiş. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay, yarın hakkın divanı var.